Az sonra Kudret Özesay ile konuşacağız. Geldi şu anda stüdyomuza geliyor. Buyurun hocam. Bene nezdinde bir girişim başlatıldı. Hocam hoş geldiniz. Sizi de alıştırdık bu çok kasmadan yayına girmeye, yayına çıkmaya. Yok tamamdır, tam ortadadır. Evet. Sizi de alıştırdık bu rahat programa girmeye, rahat çıkmaya. Televizyonların o aşırı kurallarını pek biz buralarda takmıyoruz hocam. Şey değil, böyle daha iyi. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam Elam'ı konuşuyoruz. Elam'ın fikri eyleme dökmesinin çok ciddi bir tehlike olduğunu, bayrak yakmadan daha vahim olanın Rum eğitim sisteminin bayrak yakan gençler yetiştirecek noktaya gelmiş olması olduğu tespitini yaptık. Bu noktadan sizinle devam edebiliriz. Aslında bazı şeyleri erken unutuyoruz. Çünkü bir süre önce hatırlayacaksınız, müzakerelerin devam ettiği bir dönemde Rum Temsilciler Meclisi'ne bir Enosis kararı gündeme gelmişti. Hocam böyle buraya alabiliriz, daha rahat oturabiliriz. Bu konu tartışılmıştı ve bu konu tartışıldığında da Rum tarafında aslında böyle bir şeyde bile nasıl geri adım atamadıklarını, nasıl bir tartışmaya neden olduğunu hatırlıyoruz. Bu ve benzeri örnekler aslında Kıbrıs Rum tarafında sizin de bahsettiğiniz gibi biraz toplumun derinlerine, Kıbrıs Rum toplumunun genlerine bir miktar işlemiş bir hal alıyor. Değişmesi mümkün müdür? Evet mümkündür. Bir çaba, bir uğraş gerektirir. Bir kere böyle bir şeyin yanlış olduğunu söyleyebilmek lazım en basitinden. Dolayısıyla Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin bunu söyleyememiş olması. Şu ana kadar herhangi bir açıklama görmedik. Ben AKEL'in açıklamalarına da baktım açıkçası girmeden önce. Yani AKEL yapsaydı dahi sonuçta Kıbrıs Rum siyasi liderliği şu anda iktidarda. Toplumun desteğini alarak oraya gelmiş ve bunu yapmıyor. Ama mesela doğru bir şey yaptığında da bunu söyleyebilmemiz lazım ve söyledik de aslında. Ben dün meclis kürsüsünde de söyledim. Bir şey doğru olduğunda, ki zaman zaman doğru şeyler de yapılıyor, bunu da söyleyebilmemiz lazım. 2014 yılında Sayın Talat'a yapılan saldırının ertesinde Rum polis müdürünü, polis genel müdürünü görevden almıştı Sayın Anasas. Hocam ama biz ona da dikkat ettik. Sevgili Börtü oradaydı. O olayları yaşadı, evet. Sevgili Börtü. O olayda da tutuklamalar falan olmadı farkındaysanız. Evet yani devamı gelmedi, cezalandırma evet, yani olmadı. Bireysel olarak bu suçu işleyenlere, yani nefret suçu, ırkçılık suçu işleyenlere karşı bireysel olarak bir yaptırım olmaması Rum yargı sisteminde, en azından bunun peşine düşmemesi cesaretlendiği gibi bir endişemiz var. Tabii. Kıbrıs Rumlar için de çok büyük bir tehlike olduğunu bunun 74 öncesi yaşananlara bakarak söyleyebiliriz. Kesinlikle öyledir. Dolayısıyla siyasal iktidarın tutumu, tavrı, bunu kınayıp kınamaması, tedbir alıp almaması bundan sonrasına ilişkin olarak da caydırıcı olmadığını gösterir. Bu adımları henüz atmadıklarını görüyoruz ve endişe vericidir. Yani üstü kapalı bir biçimde sizin yaptığınız tamamdır demekle eşdeğerdedir bu maalesef. Ve sorumludur yani. Ciddi almak gerekiyor aslında. Bir şekilde bu yönde adımların atılmasını beklemek de hakkımız. Çünkü ciddiye alıyoruz. Yani Kıbrıs Rum liderliğinin ciddiye almasını tabii ki bekleriz ve söyleriz ve eleştiriyoruz ama dediğiniz gibi biz de aynı zamanda ciddiye aldığımız için Birleşmiş Milletler'le biz temasa geçtik Dışişleri Bakanlığı olarak ve görüntülerden de bir kere yani bunu yapanların, bırakın alkışlayanları, destekleyenleri, esasen bunu yapanların bir tespiti, onlara ilişkin bazı tedbirler almaya yönelmemiz bizim bile bir miktar caydırıcılık sağlamamızı sağlar onlar üzerinde. Peki hocam, kuzeyde de bunun artması gerektiği, mütekabiliyet olması gerektiği ile ilgili yükselen sesler var. Kesinlikle. Bu konuyu da bizim konuşmamız gerekiyor. İki yanlış bir doğru etmez. Evet. Net. İlkel bir davranıştır bu yapılan davranış. Bir toplumun, bir milletin değerlerine, sembollerine hakarete girer aslında. Ciddi bir saygısızlıktır. Derin bir tepki doğurur ve bir provokasyondur. Şimdi bu şekilde tanımladığımız bir şeyi kalkıp biz yaparsak aynı yanlışı sadece tekrar etmiş oluruz. Ben Kıbrıs Türk insanının genelinde herkesin, çok büyük bir kesimin içine, genlerine işlemiş olan Atatürkçülük üzerinden bir şey söylemek isterim. Dün mecliste evet, söyledim. Dinledik, evet, Mustafa Kemal'in bayrakla ilgili olarak duruşu
medeniyet duruşudur, çağdaş bir duruştur. Yani önüne serilen Yunan bayrağının üzerinden geçmeyi, onun üzerine basmayı kabul etmemiştir adam. Türk bayrağının üzerinden basılıp geçirmesine rağmen. Üstelik ona rağmen. Yani aynı yanlışı tekrar etmem demiştir aslında. Ve çok net bir mesaj vermiştir. O dönemde 1920'lerde düşünebiliyor musun Hüseyin? Dolayısıyla biz Atatürk ilke ve inkılaplarını bu kadar önemseyen bir halk olarak, devleti bunun üzerine kurmuş olan bir halk olarak aynı yanlışları, buna benzer yanlışları bir topluma, bir halka hakaret anlamına gelen, küçük düşürücü, ötekileştirici, şiddet içeren bu tür yanlışları kesinlikle tekrar etmememiz lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yanlışın tekrar edilmesine de bizim müsaade etmememiz lazım. Kesinlikle. Özür dilerim. Benim ezimde bir girişiminiz var bu konuyla ilgili. Dün Sayın Tufan Erkürman'ın bunu biz hepimizin ulaşabildiğimiz her noktaya özellikle Avrupa Birliği içerisinde anlatabilmemiz gerekir gibi bir önerisi vardı. Yani bu olay oldu, biz kendi içimizde kınadık, tamamdır. Hocam yoksa bunu... Şimdi bir kere kendi içimizde kınamıyoruz. Yani bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin çok büyük bir kesimi bu konuda açıklamalar yaptı. Bunların basın özetleri hepsi Rum tarafındaki büyükelçiler tarafından kendi merkezlerine geçiliyor. Siz de biliyorsunuz bunu. Ama bunun yanında örneğin benim bu hafta Birleşmiş Milletler yetkilileriyle mesela Elizabeth Spener'le bir görüşmem olacak önümüzdeki günlerde. Bırakın hala hazırda temasa geçtik. Ama yapacağımız bu görüşmelerle de tabii ki bunları aktaracağız. Onlar da bunu net bir biçimde görüyorlar. Yani New York'a da bunlar rapor ediliyor. Bunlar somut örneklerdir. Belki de o zihniyet değişikliğine ihtiyaç var falan dediğimiz bir dönemde iki liderin yapacağı görüşmede bile bunun bir gündeme gelmesi gerekir. Yani bir örnek vereyim size. Ayağımı kırdım, alo geçmiş olsun demek ne kadar önemliyse açıp telefonu aslında ve arkadaş bu çok tehlikeli bir gidişattır, bunlara müsaade etmeyin, açın ağzınızı bir kelam edin demek de bence önemli bir şeydir. Bunun denilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu siyasi nezaketsizlik de değildir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Kıbrıs Rum liderine bir telefon açılıp bu konudaki rahatsızlığını dile getirip sesinizi çıkarın. Kıbrıs Türk'ü çok ciddi anlamda bundan kırılmıştır, rahatsız olmuştur, provoke edici bir davranıştır. Bu diye Kıbrıs Rum liderini uyarması gerekir diye düşünüyorum. Ben Lut'a söylediğini, Lut'la bu mesajı gönderdiğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Ama yani mesela sağlıkla... Direkt telefonla diyorsun. Onu anladım. Bunun önemli bir şey olduğunu söyledik daha önce. Kurulabilmiş olmasından memnuniyet duyduğumuzu söyledik. Dediğim gibi Sayın Anastasiades ayağını kırdı, telefon açtık, özür diledik. Geçmiş olsun dedik. Şimdi asıl böyle konularda bence bu diyalog gereklidir yani. Evet. Peki Berlin'de bir araya geliyor 25'inde Sayın Başkan ve Rum Lider. Bu konuya bakışınız ne sizin hükümet olarak? Şimdi açıkçası bir şeyin içeriği önemlidir. Yani Kıbrıs'ta daha önce genel sekreterin mevcudiyetinde defalarca bir araya gelişler oldu, temaslar oldu, zirve toplantıları oldu ve daha sonra oldu. Ama burada önemli olan şey şu, bu toplantının öncesindeki dönemde ne oldu? Ona bakmak lazım. Yani son 2 yıldır Crans-Montana'dan bugüne yaşananlara baktığımız zaman çöken bir müzakere süreci var ve neredeyse 2 yıl geçmiş olmasına rağmen bu müzakerelerin çerçevesi nedir ve temel parametreleri konusunda ortak bir vizyon var mıdır sorusunun cevabı bulunamadı daha. Yani bunu tespit etmek üzere taraflar arasında ortak bir vizyon olup olmadığını tespit etmek üzere görev verilen Lut defalarca buraya gelmiş olmasına rağmen, taraflarla defalarca görüşmüş olmasına rağmen halen daha iki taraf arasında ortak bir zemin var diyememiştir. Bu ortak zeminin dahi olmadığı, müzakerelerin temel parametreleri konusunda ortak bir anlayışın dahi olmadığı bir ortamda 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Genel Sekreterle birlikte bir araya gelinecek. Dolayısıyla çok fazla umutlu olmadığımı söylemek zorundayım. Yani referans kavramlarında bile yakınlaşma yok mu daha? Şimdi şöyle bakalım. Birkaç noktaya bakalım. Siyasi eşitliğe bakalım mesela. Siyasi eşitlik dönüşümlü başkanlıkla birlikte Kıbrıs Türk tarafı için ne anlam ifade ediyor? Birleşmiş Milletler için ne anlam ifade ediyor diye baktığımızda Rum tarafı son verdiği kağıtta, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği kağıtta diyor ki bu devletin eğer kurulursa başkanı sadece bir Rum olacak ve daimi olarak bir Kıbrıslı Rum olacak, bir Kıbrıslı Türk olmayacak.
Başbakan kendi arasında dönüşümlü olabilir ama devletin başı... Orada da yıl ağırlığı olacak. Devletin her platformda temsil edecek olan kişi bir Kıbrıslı Rum olacak diyor mesela. E şimdi bu açıdan baktığınızda siyasi eşitlikte biz bir zihniyet değişimine uğradığını gördük mü Kıbrıs Rum tarafının? Bilakis bir geri gidiş olduğunu da görüyoruz. Yani bu konudaki ısrarını devam ettirdiğini görüyoruz. Ya da mesela temel bazı başka kavramlar açısından baktığınızda zenginliği paylaşma açısından sadece kaynağı almak, işte bize düşen payı almak anlamına değil. Gel bunu birlikte yapalım, bu konuda bir şey yapalım, oturalım bu konuyu görüşelim, bu konuyu nasıl yöneteceğimizi, nasıl paylaşacağımızı konuşalım diyen bir Kıbrıs Türk tarafı var. Kıbrıs Rum tarafının tabi buna mesafeli yaklaşmak. Neden? Çünkü hem yönetimi paylaşmak istemiyor, hem de zenginliği paylaşmak istemiyor. Buna da ihtiyaç duymuyor. Şimdi Kıbrıs Rum tarafını çözüme daha fazla ihtiyaç duyar hale getiren bir değişiklik oldu mu son iki yıl içerisinde? Yönetimi bizimle paylaşmaya daha hazır hale getiren bir zihniyet değişimi oldu mu geçen iki yıl içerisinde? Zenginliği peki bizimle paylaşmaya ihtiyaç duyacağı bir değişim oldu mu son iki yıl içerisinde? Bunlar olmadıysa soru şudur. İki yıldan sonra, yani iki yıl önce Ekrem Montana'da bu müzakere sürecinin çökmesinin sebepleri neydi? Paylaşmak istemiyor oluşları ve temel kavramlarda ve temel parametrelerde bile tarafların farklı düşünüyor olması ve ortak vizyona sahip olmamalarıydı. Bu açıdan bir değişiklik yok. Bu açıdan bir değişiklik yoksa o zaman tabii ki diyalog gereklidir, görüşülür veya konuşulur. Ama bileceğiz ki bu bağlamda bir ortak vizyon ortaya çıkmadığı sürece müzakere başlatmak aslında Kıbrıs Türk'ünü gene kısır bir sürece hapsetmekten başka bir anlam ifade etmeyecek. Sayın Bakan, BM Genelsekreterinin son raporu var. Evet. Yayınlandı ay ortası. Ve bunun tabii ki içerisinde, Ekim'de, devamında da hem Kıbrıslı Türk liderin hem Kıbrıslı Rum liderin Genelsekreter'e durum tespitiyle ilgili gönderdikleri yazılar var. Orada çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Özellikle Anastasiadis'in gönderdiği ve kendini ifade ettiği bölümde diyor ki biz Kıbrıslı Rumlar çok büyük bir taviz verdik. Ve federal çözümü kabul ettik üniter devletten. Yani federal çözümü çok büyük bir taviz olarak niteliyor. Son BM'ye göndermiş olduğu yazıda evet. Federal çözümü bir taviz olarak niteliyor. Ve orada aslında siyasi eşitliği tarif ederken de işte fonksiyonel bir devletten söz ediyor. Kıbrıs Türklerin hiçbir şeyi engellememesi gerektiğini ve aslında çoğunluğun isteğinin olacağı bir yapı öngördüğünü de net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bir kere bu bakış yanlıştır ama yeni bir şey değil. Christofias'tan bu yana duyduğumuz bir cümledir. Benim bizzat kendilerinden duyduğum cümlelerdir. Hayretler içerisinde izliyoruz bunu. Neden? Çünkü Kıbrıs Rum tarafının, hem Kıbrıs Rum toplumunun hem Kıbrıs Rum liderliğinin ideal çözümü üniter devlet olabilir. İdeal çözümü mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'ni devam ettirmeleri ve Kıbrıslı Türklerin de bunun içerisinde yama olması olabilir. O idealden baktıklarında federasyonu bir esneme olarak tarif edebilirler ama bunu bir taviz olarak ve sadece kendi perspektiflerinden tarif etmeleri çok problemlidir. Çünkü ona bakarsanız Kıbrıslı Türkler de ayrı bir devletten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden federal bir ortaklığa gidişi o zaman bir çok büyük taviz olarak tarif ederlerse o zaman taraflar bunu içlerine sindiremezler. Yani sadece çerçeveyi bile, federasyonun kendisini bile büyük bir taviz olarak tarif ettiğinizde o federasyonun kendi içinde yönetimi paylaşmayı, siyasi eşitliği, iki kesimliliği, mülkiyete ilişkin düzenlemeleri, garantilerle ilgili düzenlemeleri nasıl sindireceksiniz içinize o zaman? Çok daha ağır gelir size bu demektir ve siz bunu aslında içselleştiremeyeceksiniz, sindiremeyeceksiniz demektir. Bunun tehlikesi nedir biliyor musunuz? Konjonktür denk gelebilir ve taraflar bunu kabul edebilir ama yarın o bir gün Kıbrıslı Rumlar ve siyasi liderliği bunu içine sindirmediği için bu anlaşma gene bir yerde uygulamada sıkıntı yaşar. Bizim kötü bir tecrübemiz var. Biz evlendik zaten. Evlendik. Ondan sonra bu ilişki kavga parçalanma noktasına geldi. Boşanmadık ama ayrıldık. Separation'dır olan şu anda. Evleri ayırdık. Evleri ayırdık bir şekilde. Dolayısıyla biz aynı şekilde içine sindiremediği bir düzenlemeyi tekrar bir biçimde kabul edeceği bir anlaşmanın içerisine girdiğimizde bu kez onun sürdürülebilirliği, yaşatılabilirliği sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Berlin'e nasıl bir anlam yüklemek gerekir? Açıkçası
Yani özür dilerim, ben kişisel olarak liderlerin bir araya gelmesini, BM'nin önemseyip Birleşmiş Milletler'in bunu kendi gündemine alarak liderlerle bir araya gelmesini önemsiyorum. En azından ki en fazla konuştuğumuz bizim Sayın Mete Tümerkan'la Beşli Konferans'ın gecikmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İngiltere'deki Brexit süreci bizdeki Cumhurbaşkanlığı süreci öteleyecek belki bir süre ama en azından tarafların birbirine garantörlerin de olduğu bir ortamda niyetini anlatması son derece önemli. Bu dönemecin dönülmesi açısından da üçlü konferansın önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece şu anlamda önemli olabilir. Benim açımdan öyledir. Ne için bir araya geliniyor? Yani sizin az önce söylediğiniz gibi taraflar bir araya gelsin ve gerçekten nasıl neyi konuşacakları konusunu konuşsunlar. Neyi müzakere edeceğiz? Bu ortaklık mesela federasyon bağlamında 2017'ye kadar bunları yaptık, başarısızlığa uğradık. Bu başarısızlığın sebebi nedir bunu konuşacaklarsa, seçeneklerinin ne olduğunu konuşacaklarsa, başka alternatifleri konuşabileceklerse, örneğin bu çözüm olmasa bile en azından doğalgaz konusunu nasıl paylaşacaklarını konuşabileceklerse anlamlı ve yararlıdır. Net söylüyorum. Ama son yapılan görüşmelerde, 2 ay önce yapılan LUT görüşmelerinde görüşme tutanakları geldi. Ve o tutanakların içerisinde, arkasında bu referans kağıtlarının bir taslağı var. Yani BM ne düşünüyor referans kağıtları, nasıl bir referans kağıdı belgesidir düşündüğü. Ona baktığınız zaman bunların hiçbiri yoktur. Ona baktığınız zaman içinde tarih takvim de yoktur. Bir kere ucu kapalı falan değil yani oradaki. Mevcut taslak ucu açık bir süreç olarak görünür. Benim gördüğüm odur. Ve ben bunu söylerim, toplumsal sorumluluğumdur bu benim. Ama içerik olarak baktığınızda da şunu görürsünüz. İşte taraflar iki bölgeli, iki toplumlu federasyon ister. 50 yıldır bunu söylüyoruz zaten. Başka? Aynı zamanda daha önceki uzlaşmalara atıf, daha önceki ortak açıklamaya atıf, daha önce Guterres belgesi, 2017'de masaya konulan Guterres belgesine gönderme. Peki bunlar zaten yok mu yani bu kağıtlar? Bu kağıtlar taraflar arasında uzlaşılmış ya da fikir beyan edilmiş kağıtlar değil mi? O kağıtlar zaten yok mu? Bu kağıtlar vardır deyip bunları bir kağıdın üzerine yazdığınız zaman büyük bir yol kat etmiş ve ilerleme mi elde etmiş oluyorsunuz? Bir şey söyleyebilir miyim? Neyin çerçevesi belirlenmiş oluyor? O yüzden şunu söyleyeyim, yani sorunuza cevap edeyim. Eğer daha önce geçmiş olan, daha önce herkesin eline gelmiş olan kağıtları satır başlarıyla bir kağıdın üzerine yazmak için bir araya geliniyorsa Berlin'de gerçekten boşa harcanan bir zamana dönüşür bu. Ama eğer tarafların gerçekten nasıl bir çözüm veya başka çözüm de mümkün mü ya da başarısızlığın sebepleri nedir ya gerçekten bunu oturalım konuşalım anlamına bir araya geliyorlarsa ya da iki tarafın da çözümden önce doğalgazı nasıl paylaşacağımız, nasıl yöneteceğimizi konuşabilecekleri bir toplantıysa o zaman bir yararı olur. Bu kadar açık bana kalırsa. İçeriktir önemli olan, ne konuşulacağına bağlı olarak bir yararı var mı yok mu sorusunun cevabını verebilirsiniz. Sayın Bakan, sanırım bir sorun var. Sorun da şu, biz... Keşke bir tane olsa sorun. Yani genel bir sorun var. Fili biz farklı tarif ediyoruz. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı ve diğer taraflar olarak. Yani fili tarif ederken o hikaye var ya, fili evet. Tarif etme hikayesi. Şimdi siyasi eşitlik tamam. Yakınlaşma kağıtları orada. Yani her şey tanımlanmış aslında, yazılmış bir yere ama içini, hani altını tanımlarken detaya girdiğimizde kavga çıkıyor. Çünkü siyasi eşitlik derken biz Kıbrıs Türk tarafı olarak başka bir şey söylüyoruz. Kıbrıs Türk tarafı siyasi eşitlikten başka bir şey alıyor. Dolayısıyla yani aslında 11 Şubat 2014 belgesi de bizi bir yere götürecek bir belge olarak durmuyor. Kendiliğinden götürmez. Kendiliğinden götürmez. Aynen. Tek başına o haliyle bir anahtar niteliği taşımaz. Yani alırsınız onu, neye benzeyebilir misiniz? Bir kağıdın üzerinde bir anahtar fotoğrafına benzer. Ama o kağıdı alıp kapının deliğine sokmaya çalıştığınızda açarsınız açmaz. Anahtar değildir o. Yani mesela siyasi eşitlik dediğinizde ben de kabul ediyorum siyasi eşitliği diyor Kıbrıs Rumlar da. Ama Kıbrıs Rum siyasi liderliği de. Ama işin özünde bir dönüşümlü başkanlığı kabul ediyor musun? Yok. Ya da mesela kararlar nasıl alınacak ya? Ya da benim istemediğim önemli bir konuda karar alınacağında ben bunu engelleyebilecek miyim en azından diye sorduğumda bunun cevabı seni tatmin edecek şekilde yok. Ama aynı zamanda mesela bir süredir konuşmadığımız, biraz da gündemden kaybolmuş olan fakat bana kalırsa vatandaşı biraz tanıdıysam geçen siyasi yaşamım içerisinde çok daha doğrudan ilgilendirecek olan başka bir mesele var. İki kesimliliği ne kadar zamandır konuşmuyoruz farkında mısınız?
Mesela siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığa kilitlenmiş. Tamam. Şimdi iki kesimlilikle ilgili olarak Guterres kağıdının içerisinde bir gönderme var. Yani kuzey adanın kuzeyinde sonradan o taşınmazların kullanıcısı durumuna gelmiş olanların lehine olan adanın güney... Buna benzer bir genel ifade var. Ama mesele şu, Birleşmiş Milletler'in kendi raporlarında bir iki kesimlilik tarifi var. 750 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanmış bir iki kesimlilik tarifi var. Her iki toplumun kendi bölgesinde hem toprak mülkiyeti açısından hem de nüfus açısından sarih ve net çoğunluğa sahip olması. Mesela bunu çok uzun bir süredir konuşmuyoruz. Ben açık soruyorum. Üzerinde anlaşıldığı için yani konuşmuyoruz. Mesela iki toplumlu, iki kesimli federasyon diyor ya taraflar. Yazacaklar mesela yarın öbür gün referans kağıdına. İki kesimlilikten Rumlar bunu mu anlıyor? Yani bu Türk tarafı... Sizce, yani. Sizce neyi anlıyor? Yani kesinlikle bunu anlamıyor. Okuduğunuz tutanaklar, yapmış olduğunuz temaslar üzerinden... Bu kadar yılda ben Kıbrıs Rum siyasi liderliğiyle o kadar süre masaya oturdum. Benim gördüğüm kesinlikle... Bakın bu Kıbrıs Türk tarafının tanımı değil ha. Yani herkes kendi bölgesinde mülkiyet açısından da nüfus açısından da sarih ve net çoğunluğa sahip olacak. %50 değil bu. %70'ler, %75'ler falandır yani sarih çoğunluk dediğimiz. Clear majority of land ownership and population. İfade bu. Bunu siz Kıbrıs Türk tarafı olarak söylemiyorsunuz. BM söylüyor bunu. Ama Kıbrıs Rum tarafı mülkiyet söz konusu olduğunda kesinlikle buna benzer oranları, buna benzer kısıtlamaları gerek nüfus açısından gerekse mülkiyette kabul etmiyor. Ben hiçbir Rum siyasi liderliğinde böyle bir yaklaşıma olumlu bakış görmedim. Peki, bu sürecin neresindedir hükümet? Bu konuda bir yani temasınız, Sayın Cumhurbaşkanlığı'yla görüşmeleri. Çünkü daha önce bu tür süreçlerin öncesinde çok yoğun diplomatik temaslar da olurdu Kıbrıs'ın kuzeyinde de. Diğer siyasi partiler, muhalefetteki herhangi bir siyasi parti neredeyse hükümet de oradadır. Bu süreç bakımından. Yani? Çünkü şöyle, mesela meclise bir tutanak gittiğinde, siyasi partiler bunu tutanak gittiğinde görüyor, hükümet olarak. Biz de tutanak kadar, geldiğinde... Yani bunu, görüşmeden bunu, ne kadar sonra geliyoruz bu tutanakla size? Hemen bilgilendiriliyor musunuz? Bazıları çok zamanında gelebiliyor ama mesela son bahsettiğim işte Lut görüşmesi iki ay... Eylül başında yapılan görüşme mi diyorsunuz? Neredeyse 2 ay sonra geldi. Yani mesela aradan 2 ay geçti, başka görüşmeler falan oldu. O arada başka uluslararası temaslarımız oldu ama biz o tutanakları ondan sonra gördük. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mecliste bilgilendirme, siyasi parti başkanlarını Cumhurbaşkanlığında bilgilendirme ne kadarsa hükümette o kadar bilgilendirilmiş oluyor. Hükümeti ayrıca bir özel bilgilendirme ya da bir paylaşma ve işbirliğiniz yok. Peki bir sınırlı şey olduğunu söyleyebilirim. Bakın ben adil olmaya çalışırım her zaman. Bu süreçle ilgili olarak normal bir siyasi parti gibi hükümetin muamele gördüğünü düşünürüm. Yani hükümetle Cumhurbaşkanı arasında o anlamda olması gerektiği gibi bir işbirliği yoktur, net. Ama mesela doğalgazla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Rum tarafına vermiş olduğu öneriyi esasen ve başka bazı benzer önerileri hazırlayan benim bakanlığımdır. Biz hazırladık, OTAS'la paylaştık, istişare ettik. Bazı değişiklikler yaptık. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs Rum tarafına bunu sundu. Dolayısıyla doğalgaz konusunda o önerinin hazırlanmasında birlikte çalıştığımızı ve işbirliği yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bu süreçle ilgili olarak ya da Berlin'e giden süreçte normal bir siyasi partinin aldığı bilgilerden daha farklı, daha fazla bir bilgisi hükümetin yoktur. Peki, ben şunu merak ediyorum. Hükümet olarak siz Birleşmiş Milletler parametreleri artık öldü bitti yok bizim için mi diyorsunuz? Farkınız burada mı? Ne dayanıyorsunuz Cumhurbaşkanı'yla? Bence çok açıktır. Yani Birleşmiş Milletler parametrelerinde değildir ki sorun. Sorun o Birleşmiş Milletler parametrelerini az önce konuştuğumuz gibi herkesin kendine göre anlamasıdır. BM üzerinde uzlaştığımızı düşündüğümüz BM parametrelerinde uzlaşma yoktur. Ve 50 yıldır yoktur. Evet, esas sorun bu mu yani? Esas sorun budur. Dolayısıyla bizim söylediğimiz hükümet olarak şudur. Ve bundan aynı şeyi anlamıyorsak ve ortak vizyona sahip değilsek iki toplumlu, iki kesimli federasyon derken o zaman açık ve samimi biçimde ne istediğimizi daha net oturalım, konuşalım. Mesela
daha farklı bir ortaklık kurabilir miyiz? Daha farklı bir ortaklık kurmak için bir yola çıksak ve müzakere etmeye başlasak, o zaman bir ortak vizyonumuz olabilir mi diye konuşmamız lazım diyoruz. Söylediğimiz şey budur. Ha bu vizyon yani bir iş birliğine dayalı bir ortaklığı da içerebileceği gibi Avrupa Birliği içerisinde iki devlete kadar da varabilir ama bu iki tarafın uzlaşmasına bağlıdır yine. Biz şunu demiyoruz. Biz bir şey düşündük, bunu size dikte edeceğiz demiyoruz. Bizim de söylediğimiz tarafların oturup uzlaşması gerekir ama ısrarcı olduğumuz şey şudur. Bugün adada mevcut olan şartlar dikkate alındığında böyle bir ortaklık, yani federal bir ortaklık, yani paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık çok mümkün görünmüyor. Ve bu tüketildi, yarım asır boyunca da denendi. O nedenle daha farklı bir ortaklık, ayrılıkçı bir vizyon da değildir aslında ortaya koyduğumuz, daha farklı bir ortaklığı oturup konuşabilmemiz gerektiğini söylüyor. Peki, söylediğimiz bu. Endişeniz yok mu? Biz BM parametreleriyle kazanım olarak nitelenen birçok şeyi de böyle yaparak yitirebileceğimiz, Cumhurbaşkanlığının böyle bir endişesi olduğunu söyleniyor. Hiçbir biçimde, şahsen benim, bu süreçlerin içerisinde bu kadar yıl bulunmuş birisi olarak hiçbir endişem yoktur. Niye biliyor musunuz? Çünkü eğer federal bir ortaklık olacaksa zaten o parametreler federal bir ortaklığın parametreleridir. Açık söyleyeyim. Yani mesela siz şunu göremez miyiz hepimizde? Eğer iki devletli bir model oturulup müzakere edilecekse toprak bağlamında daha farklı parametreler gelişecek. Değil mi? Yani ben daha açık söyleyeyim size, ben hiç bundan çekinmeden söyleyeyim. Eğer Kıbrıs Rum tarafı oturur ve derse ki ben iki devletin var olacağı, o ikinci devletin de BM'ye üye olacağı bir modeli müzakere etmeye hazırım ama bana daha fazla toprak, bana daha fazla mülkiyet, mal iadesi verirseniz derse oturup bunu görüşmez miyiz? Ben görüşürüm. Bu kadar açık söylüyorum. Yani şu değildir. Var olanlar aynen var yerinde durur. BM parametreleri de federasyon için olmasına rağmen orada durur. Ama ben daha farklı bir modeli müzakere ettiğimde de bu parametrelerde de hiçbir bir biçimde esneme göstermem diyemezsiniz. Yani eğer siz egemenliğin daha fazla öne çıkacağı, Kuzey Kıbrıs'taki devlet otoritesinin çok daha güçlü olacağı ya da ayrı bir devlete dönüşeceği, iki devletin daha ağırlıklı olacağı bir modelden bahsediyorsanız o zaman mevcut parametrelerden de belli bazı esneklikler göstermeniz gerekecek. Bu müzakerenin doğası gereğidir. Ama tekrar vurguluyorum. Federal bir çözüm görüşecekseniz parametreler zaten kayıt altındadır. Federal çözüm parametreleridir onlar. Ve eğer siz iş birliğine dayalı bir daha farklı bir ortaklık görüşecekseniz, iki devletli daha farklı bir ortaklık müzakeresi yapacaksanız o anlamda siyasi eşitliğin çok bir anlamı yoktur ki. Siyasi eşitlik yönetimin paylaşıldığı ortaklık modellerinin içerisinde anlamı olan bir parametredir. Onu gözden kaçırmamak gerekir. Neyse, Kıbrıs konusunu bırakalım. Biraz evet, içe dönelim. Hocam, istihdamlarla ilgili bir eleştiri var size son dönemlerde. Daha doğrusu Kıptek'le, Kıptek Yönetim Kurulu benim de çok eleştirdiğim bir konudur. Hatta bunu ifade edilirken diyorum ki yani Dışişleri Bakanı kendi kahvesini kendi cebinden öderken Kıptek'e atadığı bir ismin koltuğunun altında dosya koridorlarda iş takip ediyor. Böyle bir şey yoktur ha. Yani böyle bir şey vardır. Yoktur öyle bir şey. Tamam. Ve son olarak işte Avrupa Birliği ile ilgili yapmış olduğunuz bir istihdam vesaire. En sonunda Kalkınma Bankası çok ciddi tartışılıyor. Nasıl? Çok eleştiri olduğu için soruyorum bunu. Şimdi madde 1. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'nde sözleşmeli statüde çalışan, yani toplamda 11 civarında kişi varsa bu insanların tamamı doğrudan doğruya kişilerle sözleşme yapılarak o işe alındılar. Net. Çünkü sözleşmeli statüde yasalarımızda münhal yapılacak, münhal sonucuna sınav yapılacak şeklinde alınacak diye bir şey yoktur. Orası bir uzmanlık yeridir. Avrupa Birliği konusunda master yapmış olan, o konuda uzmanlığı olan bir kişi alınmıştır oraya. Ama daha önce alınan 10 kişi de gene bu şekilde alınmıştır. Her hükümet döneminde. CTP döneminde de, UVP döneminde de, DP döneminde de, bütün hükümetler döneminde Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'ne AB uzmanlığı dikkate alınarak sözleşmeyle alınmıştır. Net. İkincisi, Kıptek'te bir istihdam yapılmamıştır. Birazdan konuşacağım onu, söyleyeceğim ne düşündüğümü.
Ama Kalkınma Bankası ile ilgili olarak belki de Kalkınma Bankası'nın kendi tarihinde ve hükümete bağlı kurumların kendi tarihinde ilk defa düzgün bir sınav yapılmıştır. Bakın bir örnek vereyim. Bir, Münher açılmıştır. Herkese duyurulmuştur. 15 gün beklenmiştir. İnternetten de duyurulmuştur. Net. İki, başvuran 40 kişi olmuştur. Bu 40 kişinin, yani 5 kişi alınacaktı, 40 kişi başvurdu. Bu 40 kişinin içinden 6 tanesi mezun oldukları fakülte tutmadığı için sınava girememiştir. Geriye kalanlardan biri de sınava girmek istememiştir. Geriye kalır 33 kişi, 33 kişi sınava girmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi yapmıştır sınavı. Biz almadık Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde sınavlarda yapalım da işte soruları önceden görelim. Doğu Akdeniz Üniversitesi yapmıştır sınavı. İki sınav olmuştur üstelik yazılı. Birinci sınavı geçenler ikinci sınava alınmıştır. Yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı sınavlar. İkinci sınavdan aldıkları puana göre de yukarıdan aşağı sıralanmıştır ve duyurulmuştur sonuçlar da herkese. Ve 20. sırada çizgi çekilmiştir. İlk 20 mülakata çağrılmıştır. Mülakatla ilgili olarak da mülakatta hangi konuya kaç puan üzerinden not verileceği kendi arasında anlaşılmış ve yazılmış ve duyurulmuştur bilinen bir şeydir. Ve bunun üzerinde de sonuç ne olmuştur biliyor musunuz? Dün mecliste söyledim. Yazılı sınavlardan ilk 5'e girenlerin 3'ü bir kere alınmıştır. Net. Geriye kalan 2 kişi de 6. ve 8. sırada olan kişiler alınmıştır. Ki onların da diğerleriyle puan farkı %100 üzerinden 2 puan farklıydı. Şimdi bu sınavın adil olmadığını tabii ki kendinize göre yorum yapabilirsiniz ama rakamlarla söylüyorum bunu ya, bu kadar net yani. Ve başka bir şey daha söyleyeyim, lütfen bana isim falan sormayın. Bu bakanlar kurulunda bakan olan birisinin birinci derece yakını vardı o listenin içerisinde ve alınmadı. Ne dersiniz, nedir dedikleri yani Allah aşkına? Kıptek'le ilgili olarak da aynen Kalkınma Bankası'nda olduğu gibi üniversiteden hizmet alınıp başka bir üniversitede olabilir. Benzer şekilde adil bir sınav yapılmasıdır bizim gayemiz ve bunun için uğraş vereceğiz. Önemlidir bunlar ama diyebilirsiniz ki... Yani genel yaklaşımınız, yani yalnızca HEP'ye bağlı bakanlıklarda değil, hükümette olduğunuz sürece, evet, hükümet devlete yapılacak bütün istihdamlarla ilgili. Kesinlikle öyledir ama aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Mesela Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Başbakan Yardımcılığına üst düzey sözleşmeli bir kişi alındı geçen süre zarfında. Ama üst düzey sözleşme olduğu için yasada olmamasına rağmen, bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen münhal çıkılmıştır. Hangi kriterler çerçevesinde alınacağı da söylenmiştir. Başvuranlar arasında puanlama o önceki kriterlere göre yapılmış ve ona göre istihdam yapılmıştır. Şimdi bu konularla ilgili UBPP hükümeti döneminde sizi rahatsız eden, müdahale ettiğiniz bir şey oldu mu? Şimdi Kıptek'te bir tartışma var. Yönetim kurulu üyenizin bu bağlamda bir itirazı var. Torpil kullanılacak terfilerde ve istihdamlarda şeklinde ama genel anlamda bakanlar kurulu... Ama öyle bir şey de olmadı, onu söyleyeyim. Yani yapılmadı. Yapılmadı. Öyle bir şey de olmayacak. Çünkü bu konuda biz özel bir toplantı yaptık geçen hafta başbakanla. Bunlar hassas konulardır. Vatandaşın da hassas olduğu konulardır. Biz bu yönde bir duruş ortaya koyduk. Bu yönde bir söz vererek iktidara geldik. Siyasete girdik hatta. Dolayısıyla bu konulardaki hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Kalkınma Bankası örneği onun için önemlidir. Yani bir örnek teşkil edecek bundan sonrasına ilişkin olarak. Keşke diğer bütün kurumlarda, keşke bu kadar yıldır bu şekilde yapılsaydı sınavlar. Bu önemli bir husustur. Biz bu konuda hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Bence herkesin içi rahat olsun. Takip etsin, sorusunu sorsun, uyarsın, ikaz etsin. Ama bilsin ki biz bu konularda o hassasiyeti gösteriyoruz. Hangi örnekle ilgili olursa olsun sorulsun bana lütfen, ben de bunu izahatını yaparım. Tabii tamamdır, tamamdır. Tam konu olduğu için üyeliğinizle ilgili de bir iddiası var. Hocam. Öyle bir şey yoktur dedi hocam, ben vardır dedim. Tamam, ben bunu istenilen eşikte, hatta kendisiyle de imzalı dilekçeleri var içeride hocam. Kendisiyle, bakın kendisi zaten açıkça çıkıp yönetim kurulu üyesi olduğu zaman şirketinden ayrıldığını ama o uzmanlığı çerçevesinde proje yapma bağlamında imza hocam, atıyor. Hocam ben de diyorum ki Kıptek yönetim kurulu üyesi olmasa kendisine gitmeyecek bu projeler. Kıptek yönetim kurulu üyesi olduğu için eğer alıyor bu projeleri. Eğer bir kişi
kendi yaptığı bir projeyi kendi kurumunun içerisinde takip etme vesaire gibi alıp elinde gezip de lobi yapma gibi bir duruma girersedir o söylediğiniz. Yoksa bizatihi o alandan birisi olması sebebiyle derseniz bunun içinden çıkmak mümkün değil. Bir örnek vereyim size. Yani mesela Bakanlar Kurulu'nda kendi şirketi geçmişte olan insanlar var, arkadaşlarımız var. Eğer olur da bir aşamada dolaylı bir biçimde o bakanlık değil başka bir bakanlık o şirketten bir şey alırsa kıyak yapılmış olur derse çıkamayız bunun içerisine. Ama kendi işini takip eder konumda olduğunu gösteren bir şey varsa ben o gün o kişiyi görevden alırım ya, hiçbir sorun yok. Bu bağlamda başka bir şey var. Yani hükümetle ilgili bugün Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde buyur abi sen gazeteyi de önüne aldın. Manşetini isterse belki verelim. İlginç bir manşet var bugün Kıbrıs Gazetesi'nde. Bunu biraz konuşalım isterseniz. Hani benim için çok ilginç değil ama. Yani şimdi hükümeti bozma gerekçeniz o günlerde açıklandığında Serdar Denktaş dönemin Maliye Bakanı o arsa tahsisiyle ilgili sıkıntıları gösterip hükümeti bozduğunuzu söylemiştiniz. Öyle bir açıklamanız vardı. Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde gizli saklı 60 dönüm daha arazi kiralanmış başlığını görüyoruz. Nedir bu? Belgeler de var. Yani az sonra gazete manşetlerini okurken söyleyeceğiz. Evet. Maliye Bakanı bu belgeleri de paylaştı kamuoyuyla. Bakın yani çok özetle şunu söyleyeyim. Madde 1. Biz o dönemde açıkça şunu söylemiştik. Bakanlar Kurulu'na getirip Serdar Bey'in kendi oğluna bazı devlet arazilerini kiralama talebi oldu. Bakanlar Kurulu'na önerge getirdi. Biz de bunun uygun olmayacağını, bu işin bir ihaleyle yapılması gerektiğini, başkalarına da bu fırsatın verilmesi gerektiğini söyledik. Fırsat eşitliğine zarar verir dedik. Bir bakanın kendi oğlunun şirketine bunu kiralaması zarar verir dedik ve durdurduk. İçimiz rahattı. Bakanlar Kurulu'nda bunu durdurduk diye ve bunu gönül rahatlığıyla arkadaşlarımıza da anlattık. Dedi ki buna izin vermedik. Bu doğru bir şey değildi. Peki, ondan sonra bakın bu resmi tamamlayıp ama ondan sonra ne oldu? Bir baktık bize gelen başka bilgilerden gördük ki aslında bizim durdurduk dediğimiz şeyi Bakanlar Kurulu'ndan geçmeyen şeyi bakan yetkisiyle Serdar Bey bakan yetkisiyle getirip 10 yıllığına bakanlık düzeyinde kendi oğluna bu arazileri kiraladı. Bunun üzerine hatırlayın. Ne yaptık biz? Dedik ki biz bir güven sorunu yaşadık. Yani eğer ben tamam kiralamayacağız, tamam Bakanlar Kurulu'ndan geçirmiyoruz dediğimiz bir şeyi sen alıp da getirip bizden gizli bizden habersiz bakanlığın düzeyinde bağlıyorsan kendi oğluna bu yanlıştır, haksızlıktır. Başka bu memlekette başka birinin başkalarının da evladı var. Niye böyle bir şey olsun bir bakanın yakınıyla ilgili olarak diye. Bizde bir güven bunalımına neden oldu bu. Ve biz ne yaptık hatırlarsanız? Sayın Maliye Bakanı'ndan talep ettik. O dönemde Sayın Serdar Denktaş'tan başka neyi kiraladınız? Biz bunu artık görmek istiyoruz. Bakanlık düzeyinde neyi kiraladınız? Getirin bize görelim diye. Hükümet krizinin en doğru noktaya vardığı noktaydı o hatırlar mısınız? Evet. Bize bir dosya getirdiler. Getirilen dosyanın içerisinde baktık gördük ki o tespit ettiğimizden de başka kiralamış kiralanmış yerler vardı. Yine Serdar Bey'in oğluna. Bu 60 dönüm var mıydı orada? Hayır. Yani bunu siz de kamuoyla birlikte öğrendiniz evet, hocam. Evet, yeni öğrendik. Biz göreve geldikten sonra şimdi sözleşmesi falan da var. Bir sözleşmede tadilat yapılarak 60 dönüm daha kiralanmış meğer ama aynı bölgede. Acı olan nedir bilir misiniz? Evet. Çok detaylara bakmadım. Hükümet çünkü krizinin yaşandığı dönemde alın kardeşim ben Maliye Bakanlığı'nda bunları kiraladım diye getirilen dosyanın içinde başka saklanan ve gizlenenler de vardı. Ve 60 dönüm daha çıktı. Toplamda 100 dönümün üzerinde arazinin o firmaya yani Serdar Bey'in kendi oğlunun firmasına 100 dönümün üzerinde arazinin devlet arazisinin hükümetin itirazına rağmen ve hükümetin ortaklarının bilgisi olmadan kiralandığı çıkıyor ortaya dahası. Şimdi ben sadece herkese elini vicdanına koymaya davet ederim. Yani biz o dönemde bu tepkiyi koyduğumuzda haksız mıydık? Herkes bunu lütfen düşünsün. Peki dönemin başbakanı mutlaka ona da sorulacaktır. Tufan Bey'in haberi var mı size göre bundan? Bence yoktur. Ve o olmamış olmasından da rahatsızlık duyması gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi sorulacaktır herhalde. Muhtemelen Sayın Başbakan'a da sorulacaktır. İlginç bir şey yaşadık. Siz
bir iddia ortaya koydunuz. Dediniz ki özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin bir önceki genel başkanı Sayın Hüseyin Özgürgül ile ilgili bir takım araştırma, soruşturma ve daha detaylı inceleme yapılması gerekir. Bunun için de gerekirse dokunulmazlığının kaldırılması noktasına kadar gidilmesi gerekir dediniz. Sevgili Hüseyin Ekmekçi de burada birçok programında evet tamam iyi güzel bu yapıldı da peki dönemin diğer bakanlar kurulu üyeleriyle ilgili de bir adım neden atılmadı? Sadece Hüseyin Özgürgün müydü o dönemde? Ya biz o dönemin çok ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sanki Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları üzerinden o dönem kapatıldığı gibi bir algı var. Böyle bir şey yoktur. Öyle bir şeyin olmasa doğru olmaz zaten. Bir kere... Hemen bir adım daha ileri gidelim. Özür dileyim. Yani sizin bu denetim yaptığınızı düşündüğünüz dönemde bunlar oluyorsa bir önceki dönemde yani gözetlikleri ben özür dilerim ben o seçim dönemini bir tek 93'teki iki seçim döneminde gördüm. Her evi gezerek yarın gel devlette işe başla diye bir seçim dönemi geçirmiştik. Bir de geçtiğimiz seçim dönemi inanılmaz kırsal kesim arsaları, kamu arazileri, kamu bankalarından krediler, istihdamlar, vatandaşlıklar inanılmaz bir boyutta. Özellikle bunları söyleyeyim çünkü ben yanlış bir algı oluşmasını istemem. Bir kere şunu hatırlar mısınız? O dönemde hani birkaç manevra daha yapılmıştı hükümetin bozulma eşiğinde. Ben şöyle bir şey teklif gelmişti hatırlar mısınız? Yapılan bu kira onları iptal edelim ve devam edelim. Yani onları hükümet devam etsin. Evet. Onları iptal etmeyi kabul etseydik mesela biz. Başka yapılmış olanlar vardı, onları görmeyecektik. 64 daha da kiralanmış durumda olacaktı bizim dönemimizde, bizim hükümetimizde. Yani onu da görmeyecektik biz. O iptal manevrası... Tarihleri detaylandırdınız mı? Tabii ki var elimizde. Yani bize getirilen dosyanın içerisinde şu nitelikli kiralananlar, bu nitelikli kiralananlar diye liste var. Ve onun içerisinde biz zaten o dönemde inceleyip hep tespit etmiştik. Şimdi bakıyoruz, bu 60 dönüm onun içinde de yok aynı zamanda. Bu birinci mesele. Dolayısıyla kişiler üzerinden gitmek tabii ki doğru değil ve gitmiyoruz da kişiler üzerinden ama somut örnekler var. Mesela daha önceki dönemden bahsettiğiniz ya kas şirketinin batması veya batırılması ile ilgili olarak çok önemli meseleler var ortada. Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun hazırladığı bir rapor var ve orada o kurumun nasıl zarara uğratıldığı, sadece istihdamlar bağlamında değil, para aktarımı, paranın harcanması bağlamında yönetim kurulu kararlarına rağmen raporda var. Ve şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Polis bir tahkikat başlatmış durumdadır. KAS'la ilgili olarak bir tahkikat yapıyor ve ilgili kurumlardan belge talep ediyor şu anda polis. Bu süreç devam ediyor yani. Önceki döneme bakın diyorsunuz ya, işte önceki dönemdendir mesela bu. Ya da ikinci örnek, şeker sigorta önceki dönemdendir. Önceki dönemde alınan, yapılan bir takım şeyler ben vardır. Şahıs banka hesaplarından, para hareketlerinden bahsediyorum. Kişilerin para hareketlerine siz o durduk yerde kendiniz bakamazsınız. Zaten dikkatinizi çekerim. O dönemde eski başbakanın para hareketlerine ben gidip kendim bakmadım. Aslında mahkemenin de ötesinde para kambiyonun tespit ettiği hareketlilikler üzerine yazdığı bir yazıyla, başsavcılığa yazdığı bir yazı var. Çünkü kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin bir takım düzenlemeler var. Ve para kambiyo o para hareketliliğini gördüğü için bir yazı yazdı başsavcılığa. Bunun üzerine başladı aslında süreç. Yani siyasi bir kararla başlamadı o süreç. Kurumlarımızın tespit ettiği bir kararla aslında başladı. Biz onun takibini yapıp sonuçlandırılmasını sağladık aslında. Şimdi bu konularla ilgili mesela bir önceki hükümet döneminde Dörtlü Koalisyon döneminde satın alınan elektrikli arabalar konusunda da bizim haberimiz yoktu. Ling-ling diyoruz onu değil mi? Ling-ling markası Ling-ling abi kağıtla yapıştırmıştı. Mesela Bakanlar Kurulu'nun ve hükümet olarak bizim ondan haberimiz olmadı. Bilmiyorum Sayın Başbakan o dönemde başbakan olan Sayın Erhürmen'in haberi var mıydı ama mesela bizim yoktu haberimiz. Daha kötüsü var. Maliye Bakanlığı üzerinden ihalesiz bir biçimde alındı. Devlet Emlak Malzemenin böyle bir talebi yok. Merkezi İhale Komisyonu'nun onayı yok. Tamam, yani bakanın yetkisi var. Ben size hiç ayırmadan söylüyorum. Eğer bu kararlarla devlet zarara uğratıldıysa o zaman ilgili yasa çerçevesinde o zarara uğratanlarla ilgili yasal süreci başlatacağız. Kim isterse olsun. Yani siz Serdar'ın dokunulmazlığının kaldırılması için gerekirse ileriye götüreceğiz diyor musunuz? Devleti zarara uğrattığını görüyorsak, tespit ediyorsak tabii ki neden niye ayıralım ki birisini?
Peki bir ifadeniz vardı. Yine biz bu programda açıkladık. Sizin de yani program öncesi hızlı bir röportaj yapıp bu program için. Hatta sevgili Bertu ve İrfan sağ olsun kısa sürede onu görseller haline de getirmiştik. Zaman zaman yapıyoruz bu programda. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir kaygım olsaydı Hüseyin Özgürgün'ün üzerine dokunulmazlığında ısrar ederek UBP'lilerin tepkisini çekmezdim gibi bir yaklaşımınız var. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aday mısınız? O yönde bir karar vermedik biz. Net. Daha önce de söyledim. Odaklanmamız gereken şey şu anda bulunduğumuz görevleridir bence. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha bir ömür var. Ve dikkat edin, Cumhurbaşkanlığı tartışmaları çıktığı ve büyüdüğü oranda hizmet etme aşağıya doğru gider. En çok araştırdığımız konu bu tabii. Yani mesela bir örnek vereyim size. Ben samimi bir biçimde söylerim bunu. Ayırmadan kimseye. Ha. Dün mecliste normalde gündem dışı bir konuşma söz için söz alınır. Bir şeyler konuşulur. O da kısa sürer. Kısadır o. Ondan sonra da yasama çalışması, sonra denetim çalışması. Dün 2 saat boyunca Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olabilecek olan konuların gündeme gelmiş olması, herkesin söz almış olması bununla ilgilidir. Yani kimse kusura bakmasın ve süre hizmet etme meselesini olumsuz yönde etkiliyor bu. O yüzden buna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Vatandaşın gündeminin de aslında Cumhurbaşkanı kim olacak, seçim ne olacak, kim aday oluyordu değil bence vatandaşın. Etkiler mi hükümeti etkileyecek mi bu soru? Yani şöyle bir algı var. Ersin Bey aday olursa Kudret Bey gücenecek gibi bir yaklaşım var. Böyle bir pazarlığınız oldu mu hocam? Devlet yönetimi bizim açımızdan gücenme üzerine yürütülen bir şey değil. Yani alınma, gücenme, duygusallıkla ilgili bir şey değil. Ben sormak zorundayım. Biliyorum. Yani evet. Ben de cevaplamak zorundayım. Yani benim değerlendirmem bu yöndedir. Ve şunu söyleyeyim size. Geçmişte bir yığın eleştiri yapıldı. Bunun üzerinden çok saldırıya uğradım ben. Çok iyi bilirsiniz siz de. Özellikle sosyal medya ortamında. Ulusal Birlik Partisi ile kurulan hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında kurulduğunu iddia edenler oldu. Oysa ne durum çıktı şimdi ortaya? Ulusal Birlik Partisi'nin kendi adayı var. Cumhurbaşkanlığı bağlamında eğer ben Ulusal Birlik Partisi ile oturup bir pazarlık yapmış olsaydım bugün Ulusal Birlik Partisi aday çıkarmazdı. Yok özel sayı destekledi. Çatı aday olurdu. Böyle bir şey konuşuldu mu? Konuşulmadı bile. Çatı aday diye bir şey yok yani. Öyle bir şey. Sizin adınıza sanki bunlar olmuş gibi anlatanlar var. Yani anlatanlar sizin yarattığınız bir algı değil. Size yakın isimlerin yarattığı algı. Ama verilen zarar ortada. Dolayısıyla ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben kimseyle herhangi bir şeyin pazarlığını falan yapmadım. Yapmayacağımı da baştan söyledim zaten. Neden? Çünkü ben şuna inanmam. Oturacak birisi pazarlık yapacak. Sanki bütün insanların oyu cebindeymiş gibi alacak da ötekine yönlendirsin. Ötekine verdirsin. Bu doğru bir şey değil. Ben 2015 yılında kendim çıkıp söyledim. Bana sorulduğunda ikinci turda kimi destekleyeceksiniz Sayın Özersay? Birinci turda iyi bir oy aldınız. İkinci turda kime destek vereceksiniz? Ben de o dönemde açık yürekli de çıktım ve dedim ki bu oylar benim cebimde değil. Herkes kendi kararını kendisi verir. Bu bir siyasi parti seçimi değil, Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Baksınlar vizyonlarına, kişiliklerine, yeteneklerine, ona göre herkes karar versin. Nitekim ona göre karar verdi vatandaş. Onun için bu açıdan baktığımızda da net, biz Ulusal Birlik Partisi ile bu hükümeti kurarken Cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapmadık. Yapmadığımızda ortaya çıktı. Ben şunu beklerim. Eğer birazcık vicdanı varsa o dönemde bu eleştirileri yapanlar çıkarlar da bugün özür dilerler. Açık samimi söylüyorum ben bunu. Söylediklerinin doğru olmadığı, attıkları çamurun yalan olduğu ortaya çıktı bugün bu gelişmelerle. Ulusal Birlik Partisi'nin kendi Cumhurbaşkanlığı adayı var. Çok büyük bir ihtimalle zaten Sayın Başkan adayı olacağını söylüyorlar. Kim olacağını tartışıyorlar. Bundan da daha doğal bir şey olamaz zaten. Biz belirleyecek değiliz Ulusal Birlik Partisi'nin adayının kim olacağını. Ulusal Birlik Partisi kendisi belirleyecek. Çok doğaldır ve herkes de bana saygı gösterecek. Net. Bu kadar açık. Evet. Şimdi bütçe görüşmeleri var. Saat 9.50. Daha biraz daha zamanı var. 7-8 dakikaya daha kullanmak evet, istiyorum. Tamam. Şimdi geriye dönüp baktığınızda hükümeti bozdunuz. İnisiyatif alıp bozdunuz. Bugün geriye dönüp baktığınızda doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız? Keşke bozmasaydım dediğiniz oluyor mu? Bu kadar eleştiri aldınız. Hayır, olmuyor. Olmuyor. Bu kadar eleştiriyi yapanlar bence kendi kendilerine sormalılar. Acaba haksızlık ettik mi diye. Ben açık söylüyorum. Tufan Hoca'yla yüzleştiniz mi bunun için?
Benim, bu konuda yani daha hükümet bozulduktan sonra. Hayır, bir samimi ilişkimiz var ama bu konuyu oturup konuşmadık açıkçası. Bence çünkü o da ben hocanın gözlerine bakarım. Öyle olsa bana söyler. Onun üzerine çıktı bu algı. Yani sanki hükümeti bozacağınızı herkesten gizlediniz. Gizli gizli UBP ile görüşmeleri yaptığınız algısı aslında. Sevgili Hüseyin, az önce bir konu konuştuk burada. Örneği ortada yani artık. Ben daha ne diyeyim ya? Benim kendi engellediğim bakanlar konuda engellediğim şeyin arka kapıdan yapıldığını gördüm. Herkese bunu gösterdim. Bakanlar Kurulu'nda bunu belgesiyle beraber gördük diğer kabinedeki arkadaşlara. Benim sorum şudur. Diğer siyasi partiler, koalisyonun diğer ortakları neden düşünmediler acaba? Ne yapacağız? Acaba bu hükümet devam etmeli midir? Bu yanlışı nasıl düzelteceğiz diye niye endişe duymalı? O endişeyi biz duyduk. Bir tavır ortaya koyduk. Bir duruş ortaya koyduk. Bunun için bir bedel ödedik. Ve bugün ortaya çıkan örneklerle görüyoruz ki alası yapılmış aslında. Daha başka şeyler yapıldı endişeniz veya bilginiz, belgeniz, ulaştığınız bilgi var mı? Olursa, öyle bir şey ortaya çıkarsa bir kere bunu gizlemem. Bunun da üzerine giderim. Ama olursa da şaşırmayacağım artık. Çünkü örnekler geliyor işte. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O dönemde bunları söyleyenler, gerek Cumhurbaşkanlığı bağlamında benimle ilgili bu iddiaları ortaya koyanlar, gerek hükümetle ilgili olarak bu iddiaları ortaya koyanlar bence ellerini vicdanlarına koyup bu şimdi yaşadığımız gelişmelere bakıp ya acaba biraz abarttık mı bu eleştirileri yaparken de bence biraz vicdan sahibi olan herkes bu soruyu sormak zorundadır. Yani. Evet, başka eklemek istediğim bir şey var mı Mete Tümerkan? Peki uyumunuz nasıl seyredersin Tatar'la? Yoğun bir diyalog içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yani sürekli iletişim halindeyiz Sayın Başbakan'la, Ersin Bey'le. Bakanlar Kurulu içerisinde belli bazı konularda görüş birliği yakalayamadığımız oluyor, tartıştığımız oluyor. Sert tartışmaların olduğu toplantılar da oluyor. Ama nihayetinde eğer uzlaşamıyorsak bir şey de geçmiyor. İş takipçiliği var mı? Yani Bakanlar Kurulu'nu kullanarak. Aslında Bakanlar Kurulu'ndan ziyade memlekette genel olarak sadece bu hükümet döneminde değil, bir önceki hükümet tecrübemizde de gördük. Vatandaş ve seçmen de öyle alıştırıldığı için herkes işi normal yoldan olacak olsa bile illa bakanı görecek, illa bakanı arayacak, illa bakandan isteyecek gibi bir durum var. Bu da devletin kilitlenmesine neden olan bir iş takipçiliği anlayışıdır. Bu bence belli bir hükümete özgü değil. Yani en azından benim görebildiğim meclisteki bir parti hariç, bütün siyasi partilerle hükümet kurmuş birisi olarak söylüyorum bunu. Görebildiğim kadarıyla bizim damarlarımıza işlemiş toplum olarak. Sadece siyasetin değil, toplumun da sorunu. Peki de toplumun çaresiz bırakılıp bu yollara yönlendirilmesi sonrasında oluşan bir alışkanlık. Bunlardan biri mekanizmaların sağlıklı çalışmıyor olmasıdır. Dolayısıyla karine nedir şu anda? Herkesin inandığı ve bildiği zaten normal yoldan gitsem olmayacak benim işimdir. Onun için diğer yolu. Peki. Diğer yolu normalleştirdi herkes. Ha bir de bazı siyasiler bunu yaparak insanları kendilerine bağlı ve bağımlı kılıyorlar ki günü geldiğinde siyasi anlamda oyunu desteğini alabilsin. Bu şekilde bağlıyorlar insanları. Peki şunu da merak ediyorum. Bir protokol imzaladınız Türkiye Cumhuriyeti ile. Bu protokolü ne kadar uygulayabiliyorsunuz? İkinci sorum buna bağlı. Bu ülkenin bütçesini daha da büyütebilmek, kamuya dayalı bir bütçe olmaktan çıkarıp, özellikle reel sektörü büyütüp, ekonomiyi büyütüp, pastayı büyütüp, refahı daha yukarıya çekme noktasında bu hükümet gerçekten üzerine düşeni sizce yapıyor mu? Yapması gereken, atması gereken adımları atabiliyor mu? Sondan başlayayım. Atmamız gereken bazı cesur adımları atabildiğimizi düşünüyorum. Yeterli değil ama. Yani daha yapılması gereken çok şey var. Yani mesela kamuoyunda çok konuşulmaz, insanlar için çok fazla somut bir şey ifade etmez belki ama ülkenin finans yapısı bağlamında önemli adımlardır. Ne? Kooperatif Merkez Bankası'nın, bankasına devletin var olan borçların yapılandırılmış olması, devletin artık kooperatif olan borcunu her ay ödeyecek olması bir şeydir. Çok ama yani 20 ile başladı, sonra daha düşük miktarlarda devam ediyor. O kademeli olarak yapılandırılmış bir borç ödemesidir. Devletin de kapasitesi belli zaten. Evet. Bir. İkincisi, kooperatife bağlı olan ve hem istihdam anlamında hem de paranın harcanması anlamında sıkıntılı olan iştiraklerin denetlenmesinde yani şirketler mukayyetliğini takviye edici bir biçimde Merkez Bankası'nın da bu denetime katılmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Ya da mesela Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin borcunu maliyeye
ödeyebilmesi için bir yapılandırma protokolü yapıldı. Bunlar gerçekten önemli şeylerdir. Ama dikkat etmemiz gereken daha bir yıl borç var. Mesela Kıptek'in daha önceki borçları, Kıptek'e olan borçlar konusunda ve Kıptek'in borçları konusunda karşılıklı bir yapılandırma ilişkisine gidildi. Bunlar son derece önemli. Yeterli tamam. değil ama yapılması gereken şeyler var. Protokol bağlamında da. Yani bir protokol yaptınız, buna ne kadar uyabildiniz? Kısmen uyabildik, tamamen uyamadık. Ama ülkedeki gelişmelerden de bağımsız değil tabii ki bu süreçte. Bence buradan önemli olan bu yönde bir iradeniz var mı? O yönde mi gidiyorsunuz budur? Yeterince gitmemiş olabilirsiniz ama o yönde mi gidiyorsunuz? Ha yönünüzü değiştirdiğiniz yolumuzdan saptıysanız budur problem. Bence o yönde gidiyoruz ama yavaş gidiyoruz. Maraş konusuyla kapatalım. Fox TV'de katıldığı bir programda Sayın Başbakan 2020'de açacağız gibi anlaşıldı aslında söyledi ama birkaç defa biz defa dinledik. 2020'de hızlanacağız diyor. Maraş konusunda siz sanki farklı, Ulusal Birlik Partisi farklı, yani Hamaset'ten kurtararak eyleme dökeceğimiz bir plan olacak mı 2020'de yoksa? O eylem şu anda devam ediyor. Yani mesela sizinle son yaptığımız programdan sonra bizim tamamladığımız raporlar var. Yani elektrik kurumunun tamamladığı raporlar var. Biz direklerin üzerine çekilecek olan elektrik kabloları açısından durumun ne olduğunu tespitini yapan raporu da hazırlattırdık. Şu anda belirli bazı bina örneklerinden bir mühendislik bilgisiyle örnek alıp laboratuvarda bu binaların ne kadar kullanılabilir olup olma hepsini bakacak değiliz yani. Bir örneklem üzerinden evet. bakacağız. Şu anda devam eden odur. Ama şunu göz ardı etmeyin. Bazı şeyler vardır. Açıktan sürdürmezsiniz. Arka planda süreç devam eder. Örnek Erunlar Maraş'la ilgili olarak kapalı Maraş'ın bizim tarafımızdan açılması düşüncesi ve politikasıyla ilgili konuyu Güvenlik Konseyi'ne getirdiler. BM Güvenlik Konseyi'nde konu tartışıldı, Rumlar mektup gönderdi. Güvenlik Konseyi bu konuda özel bir toplantı yaptı. Biz mektup gönderdik, biz New York'a gittik, bunlarla ilgili diplomatik girişimler yaptık. Yapmış olduğumuz lobi sonucunda da aslında gördük ki Güvenlik Konseyi'nin zamanında aldığı kararları tekrar bir hatırlatmanın dışında başka bir karar, bir şey çıkmadı. Rapora da girdiğimiz. Tabii yani sadece bir atıf yapıldı. Ama uluslararası hukuku gözettiğinizi, BM parametrelerini gözettiğinizi söylüyorsunuz. Yaptığımız görüşmelerde İngilizce, Amerika ile Rus'la ve diğer temsilcilerle New York'ta yaptığım görüşmelerde bir bir ne olduğunu izah ettiğimde inanın ben samimiyetle söylüyorum. Bunun aleyhine konuşanı ben görmedim daha. Evet. Ne diyecek zaten? Yani Allah aşkına bugünkü durumdan daha iyiye giden daha iyiye götüreceğimiz bir durum var, bir süreç var. Bir askeri bölgeyi bir sivil bölgeye çevireceksiniz. Eski yani oranın eski sakinlerinin haklarını gözeterek, tasarrufu onlara vererek ve o doğrultuda ilerleyeceksiniz. Bugüne göre daha iyi bir yere doğru gidiyorsunuz. Bu bence game changer dediğimiz şeydir aslında. Önemli olan bunu uygulayabilmek. Hükümetin ömrüyle ilgilidir tabii ki bu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ve benzeri konuların gereksiz yere istismar edilip edilmeyeceğiyle de bağlantılı bir şeydir. Ben elimden geldiğince bu konularda daha objektif davranmaya, daha dikkatli bir dil kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü ben bu ülkenin Dışişleri Bakanıyım. Evet. Game changer diye niteliyorsunuz bu atıl adımları. Doğrudur. Yıllarca orası askeri bir bölge olarak tutuldu, bir kod olarak değerlendirildi vesaire. Peki bu ülkenin refah düzeyini yukarıya çıkarma noktasında, bütçeyi büyütme noktasında da game changer olacak adımlar atacak mısınız? Biz hazırız buna. Maliye Bakanlığı mesela vergi düzenlemeleriyle ilgili olarak çok köklü çalışmalar yaptığını söylüyor bize. Ve bize 5-6 tane farklı taslak getirdi. Biz şimdi bunu değerlendiriyoruz. Bir komite kurduk kendimiz. Eğer bunlar o anlamda bizim de içimize sinerse destek vereceğiz. Ve hükümet ülkenin kendi kaynaklarına daha fazla yaslanan ve bu kaynakları da daha verimli şekilde yatırım odaklı kullanacağı bir yere doğru gitmekle biz kararlıyız. Bunun siyasi bedelleri olabilir Mete Bey. Ama biz bu bedeli ödemeye hazırız çünkü bir şeyleri değiştirmek için madem ki bu görevlere geldik daha farklı şeyler yapmamız lazım. Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Geçen 2 yıllık süre zarfında Halkın Partisi'nin iktidarda olduğu dönem içerisinde gerek yolsuzlukla mücadele bağlamında, gerek tartıştığımız konular bağlamında, gerek iptaller bağlamında, gerekse
diğer bazı alınan tedbirler bağlamında farklı bir şey görmediler mi? Lütfen herkes elini vicdanına koysun ve ona göre değerlendirsin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sayın Tümerkan, Sayın Özersay. Bugün biraz değişik bir formatta yaptık programımızı ama. Yalnız bakalım. Sayın Özersay, ben alıp çıkayım. Ben de burada noktalıyorum programı. Hep birlikte bitiriyoruz. Yarın 8.45'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.